Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Kıymetli izleyenler, hakkında ihtilaf edilen necasetler konusundaki dersimiz devam etmektedir. Amelde Fıkhı Ekber ve onun keşif notlarıdır derslerimiz. İslam aleminin kıymetli müçtehitlerinin, başta dört mezhep ve diğerleri olmak üzere, sizlere keşif notları vermeye devam ediyoruz. Dersimiz Fıkhı Amel, Fıkhı Ekber amelde, Fıkhı Ekber onun ekolü, orada okumak, okutmak dersimiz bu. Faydalanmak, başkalarını faydalandırmaktır. Doğrular İslam'a aittir. Yanlış varsa onu yanlış anlayıp yanlış anlatanlara aittir. Kıymetli efendiler, ihtilaf konusu olanlardan bazıları da şudur: eti yenen hayvanın sidiği, artıkları ve tersi. Malikiler ve Hanbelilere göre helalin sidiği temiz, mekruhun sidiği de mekruhtur demişler. Bunlardan deve, sığır, koyun, tavuk, güvercin gibi eti yenen hayvanların sidiği tersi temizdir demişlerdir. Malikiler necaset yiyen veya içeni istisna etmişlerdir. Yine Uranilere develerin durumuyla, hastalıklarıyla ilgili develerin sidik ve sütlerini içmeyi, efendim o an için orada tıbbi bir müdahale yapılmış ve ilaçları da böyle tavsiye edilmiş, onlar da hastalıklardan kurtulmuşlar idi. Bu haberin kaynağında Kütüb-ü Sitte ve diğer kıymetli muhaddislerimizin pek çoğu görülmektedir. Efendim, dolayısıyla şöyle bir bakıyoruz ki olayları iyi keşfedip iyi anlamak gerekmektedir. İşin tıbbi yönüne de iyi bakılmalıdır. Çünkü burada tıp yönü de görülmektedir. Şafiler ve Hanefilere göre sidik, kusmuk ve ters hayvandan olsun, insandan olsun mutlak olarak necistir demişlerdir. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, işte o mescitteki bedevinin durumuna karşı onu derhal su dökülmesini emretmiştir. Eğer böyle olmasaydı bu emir edilmezdi ve kesin olarak bunlar sidikler necistir demişlerdir Hanefiler ve Şafiler. Yine şöyle bakıyoruz ki onlardan biri de mezarda azap çekenlerin, kabir azabı hakkındakilerin biri de sidikten sakınmıyordu. Yani temizliğe dikkat etmiyordu. Onun için mezarda kabir azabı çekiyordu. Bak, bu hadisi şerifi de Buhari
Müslim, Ahmet ve Enes bin Malik'ten rivayet etmişlerdir. Bunun için kıymetli efendiler, burada da ihtilaflı konulardan, işte Şafiilerle Hanefiler de böyle dediler, necis olduğunu söylediler. Sidik, kusmuk ve ters, ister hayvandan olsun, ister insandan olsun, bunlar necistir dediler Hanefiler ve Şafiiler. Kıymetli ve muhterem efendiler, şöyle bakıyoruz ki sidikten sakının. Sevgili Peygamberimiz diyor ki sidikten sakının. Hadisi şerifi yine kendisine istinca etmesi için iki taş ve bir tezek getirilince iki taşı alıp tezeyi reddetmiş ve bu necistir demiştir. Burada da yine Hanefiler ve Şafiler bu hadis-i şerifleri delil getirmişlerdir. Yine kusmuk mideden çıktığında necistir demişlerdir. Mideden çıkan balgam da necistir demişlerdir. Hanefiler konuyu genişleterek incelediler ve şöyle dediler. Zaten bu konularda da çok güzel, geniş inceleyen ekol, başta görüyoruz Hanefi ekolüdür. Hanefi alimleri olayları çok güzel, geniş, mükemmel incelemişlerdir. Diğer alimlerimize de Cenab-ı Hak çok rahmet eylesin, hepsi güzel çalışmışlar. Ama Hanefilerin çalışma tarzları biraz daha geniş tutmuşlardır çalışmanın sahasını. Hanefiler eti yenenin sidiği necaseti hafifedir. Yani necistir ama hafifedir. Elbisenin dörtte birine varan bir miktar değse namaz onunla caiz olur demişler. Burada da en asgari zaruri şartları da göz önüne tutarak bakın buradaki sahayı da iyi incelemişler. At ve sığırın tersleri ise Ebu Hanife'ye göre eti yenmeyenler gibi necaseti galizedir demiştir Ebu Hanife. O burada bunun temizliğe daha çok itina gösterilmesi gerekir olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Çok fazlanın miktarı dörtte birine ulaşan miktardır. Mesela bir elbisenin dörtte birine bulaşmışsa, eğer bu hafife olan necasetler, işte onun ondan ötesiyle namaz sahih olmuyor. Dörtte birine vardığı zaman namaz sahih olmuyor. İnsanların çok fazla bulup aşırı saydıkları, mesela elbisenin dörtte birine bulaşan pislik, bu fazla miktar demektir. Buna göre eti yenenin sidiği, köpeğin tersi, kaplan, yırtıcılar ve domuz gibilerin dışkısı, salyası, aynı zamanda tavuk, korktuğunda tavuk, kaz ve ördeğin pisliği, İttifakla necaseti galizedir. Bunun dirhem kadar olanı ancak bağışlanır. Bunun fazlası dirhemden biraz fazlası ise
bağışlanmaz, namaz sahih olmaz. Atın ve eti yenenin sidiği, yenmeyen kuşun pisliği, şahin ve delice kuşu gibi esah olan görüşte, zaruretten dolayı necaseti hafifedendir. Yoksa aslında bunlar da necaseti galizadır ama zaruretten dolayı hafife denmiştir. Elbisenin veya bedenin dörtte birinden az olanı bağışlanır. Yani bedende ise bu pisliklerin değdiği el, ayak gibi organların dörtte birinden az olanı bağışlanır. Burayı doğru anlamakta fayda var. Bedende ise bu pisliklerin değdiği el, ayak gibi organların dörtte birinden az olanı bağışlanır. Dörtte bir veya daha fazlası ise çok sayılır, bağışlanmaz, namaz da sahih olmaz demişlerdir. Şimdi mesela şöyle düşünelim, elin dörtte birini bulmuşsa, ayak gibi vücut organlarının herhangi birisinin dörtte birine kadar ulaşmışsa bu necasetler, ancak bunlar zarureten dörtte biri bağışlanmıştır. Yoksa dörtte birinden azı bağışlanmış, dörtte birine ulaşınca artık namaz sahih olmaz demişlerdir. Güvercin gibi havada kirleten, eti yenen kuşların pisliği, yolların ve binaların, onlarla dolu olmasından kaynaklanan umumi meşakkat yüzünden, Hanefilere göre o da hafifedendir. Temizdir. Nitekim İmam-ı Muhammed, sonunda eti yenenlerin, at da buna dahildir, sidiğinin temiz olduğuna hükmetmiştir. Bunlar dinde ibadeti, dini yaşantıyı, içinde bulunacağın şartlara dairesinde hayatı kolaylaştırmak için enine boyuna incelenmiştir. Her konuda asli olan hiç kir ve pasın, pisliğin olmaması, tertemiz olunması İslam'ın gerçek emir ve amacıdır. Fakat hayatı incelemek, hayatın değişik şartlarında insanlar bazen zaruretlerle, zorluklarla baş başa kalırlar. Yüce İslam hayatı kolaylaştırır. Bu kıymetli yüksek alimlerimiz de bunlar incelemişlerdir. Malik ve Ahmed'in de görüşüyle bunlar aynıdır. Şafiler ise şöyle dediler: korunma zorluğundan dolayı kuşun pisliği çok olduğunda bağışlanır demişlerdir. Neticede baktığımız zaman hepsi hem dinin emri tam yerini bulsun hem de hayat kolaylaşsın diye çırpınmış bu alimlerimiz. Hem en kolayını insanlara takdim etmeye çalışmışlar, hem de dinin emrini amacından hiç saptırmadan dosdoğru dinde takvayı yakalamaya çalışmışlardır. Ve delilleri de ona göre incelemişlerdir. Şimdi konumuzda meni var. Meni nedir? İnsan dışındakilerin menisi ise
Hanefi ve Malikilere göre necistir. Hanbelilere göre eti yenenlerinki temizdir. Şafilerde esah olan görüşe göre köpek, domuz veya bu ikisinin türleri dışındakilerin menisi temizdir demişler. İnsan menisi hakkında Hanefiler ve Malikiler şöyle demişlerdir. Meni necistir. Kalıntısının yıkanması gerekir. Ancak Hanefiler, meni yaş ise yıkanması gerekir. Elbise üzerinde kurursa ovmakla yeterli olur dediler. Bu konuda Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadisi de daha önce görmüştük zaten. Malikiler de necis hükmünü mutlak olarak kullandılar. Yenmesi mübah hayvana ait de olsa tiksindirici olduğu ve bozularak çözüleceğinden dolayı meni için necis hükmünü mutlak olarak kullandılar. Yine kıymetliler, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte Ayşe annemiz radıyallahu anha Efendimiz Hazreti Muhammed'in elbisesindeki meniyi yıkıyordu. Sonra da Resulullah aleyhissalatü vesselam çıkıp namaz kıldırıyordu. İşte burada da yaş olanın yıkanması, kuru olanın ufalanması, eğer eser kalıyorsa tamamen yıkanması gerekmektedir. O da o duruma göredir, temizleme metodunun durumuna göre. Hanbeliler ve asar olan görüşte Şafiler şöyle demişlerdir. Meni temizdir. Erkek menisi ise yıkanması veya kazınması müstehaptır dediler. Yine Ayşe annemizin hadisinin şerifini de delil gösterdiler. Resulullah'ın elbisesinden meni kazıyor, sonra da Hazreti Peygamber onunla namaz kılıyordu. Bu da Kütüb-ü Sitte müellifleri ve diğerleri rivayet etmişlerdir. Bir rivayette de namaz kılarken meniyi elbisesinden ovardım diyor. Kurumuş olanı. Üzerinden onu bir boya otu veya bezle sil. O ancak efendim tükrük veya emsali misali gibidir buyurdu. Yani sümük ve tükrük gibidir buyuruldu. Bunu da merfu olarak muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir. Şevkani bu konuda şöyle demiştir. Doğru olan meninin necisliğidir. Yani meni necistir diyor. Ve yıkanması, temizlenmesi gerekir. Bu tabi metotlar duruma göre yıkama, silme, ovma şekillerinden biriyle temizlenmesi caizdir demişlerdir. Ve bunu Şevkani dile getirmiştir. Cima halindeyken özel bir elbise kullanmaktır. Evla olan ihtilaftan kurtulmak için meniden korunmalı ve cima halindeyken özel bir elbise kullanmalıdır. Bundan temizliğe dikkat için, etrafa bulaştırmamak için
Şimdi konumuzun biri de yara ve çıbanlardan çıkan su kıymetliler. Hanefiler ve Malikiler, sarı su ve irinin azı, kanın azı gibi bağışlanır demişlerdir. Bunları ayrı değerlendirmişlerdir. Şafiler ve Hanbeliler de necis olduğunda ittifak ettiler. Lakin Hanbeliler kan ve ondan meydana gelen irin, sarı su ve yaradan çıkan sıvıların azının sıvı ve yiyecek dışındakilerde bağışlanacağı söylediler. Efendim, sıvı ve yiyecekte bunlar bağışlanmaz dediler. Yani sıvıya karışırsa, yiyeceklere dokunursa bunlar kabul edilmez, caiz olmaz ve orada o madde artık yenmez, kullanılmaz hale gelir demişlerdir. Doğrusu bunlar çok güzel, doğru teşhislerdir. Evet kıymetliler, içinde kan bulunan ve bulunmayan irin, yanık, uyuz, kaşıma gibi sebeplerle kabarcıklardan çıkan sıvılar, ki bunlar çok görülmeyecek kadar az olan, fazla olmayan şeylerdir. Bunlar eğer insanlar bunları görmeden namaz kılmışsa, elbisesinin bir yerine hafif bir sivilce gibi bir şeylerden bir şey dokunmuşsa bunlar bağışlanır demiştir Hanefiler ve Malikiler. Kıymetli izleyenler, insan ölüsü ve uyuyanın ağzından akan maddeler için bakın Hanefiler bunlar necistir demiştir Hanefiler. Cumhur ise bakın Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Müslüman pis olmaz hadisine binaen temiz olduğu görüşündedirler. İnsan ölüsü ve uyuyanın ağzından akan, uyuyanın uyku anında ağzından akan su da Şafilerin ve Hanbelilerin açıklamasına göre temizdir ama Hanefilere göre bunlar necistir. Mutlaka yıkanması gerektiği zaman hemen yıkanmalıdır. Ancak Şafiler ve Malikiler dediler ki sarımsı bir şekilde çıkarsa bu sıvılar yine mideden çıkan balgam gibi necistir dediler. Yani gelen suyun nereden geldiğine de dikkat ettiler. Mideden geliyorsa necistir dediler. Necaseti hakikiyenin çeşitleri. Bunlar konusunda da Hanefiler bakın ne dediler. Necaseti hakikiyenin çeşitleri, necasetin galize ve hafife olması diye Hanefiler bunu ikiye ayırdılar. Necaseti galiza, necisliği kat'i bir delile sabit olan şeylerdir. Mesela akan kan kesin necaseti galizadır. Ayet-i kerimede mevcuttur. Sonra dışkı henüz anasını emen yavrudan da olsa eti yenmeyenin sidiği, içki sarhoşluk veren maddeler, şarap başta olmak üzere yine tavuk, ördek ve kaz gibi
havada pislemeyen kuş cinsinin pisliği. Ölünün eti ve tabaklanmamış derisi. Köpeğin pisliği. Yırtıcı hayvanların dışkısı ve salyası, ağız dolusu kusmak ve insandan çıktığında abdesti bozan idrar, meni, mezi ve akan kan gibi her şey, bunlar başta domuzun, efendim her şey olmak üzere bunlar en katı pisliklerdir. Yani necaseti galizadır bunlar demişlerdir. Namazda bir dirhem ve ondan az olan miktarı bağışlanır. Sıvı olanlar da avuç içi kadardır. Bunun kapladığı yerin durumu. Şimdi alan olarak da sahih olan görüşe göre avuç içi kadar bir yeri sıvı bir galiza pislik, orayı bulaşmışsa avuç içi kadar bir yere, artık ondan fazlası namazı bozar. Azdan sakınmak da insanlar için zordur. Ama çoktan sakınmak kolaydır. Onun için Yüce İslam hayatın en çok insanların karşılaşabileceği durumları da incelemiş alimlerimiz. Az miktarların af edileceğine dair ölçüleri koymuşlardır. Necaset dirhemi aşarsa namaz sahih olmaz. Buna dikkat etmek lazım. Bir dirhem ve ondan az olan miktar bağışlanır. Ve sıvı olanlarda ise avuç içi kadar bir yeri kaplamış, daha fazla değilse bunlar bağışlanır demişlerdir. Hanefi alimleri necaseti galizayı böyle izah etmeye çalışmışlardır. Biz de anladığımız kadarıyla sizlere takdime çalışmaktayız. Necaseti hafife, yine Hanefi alimleri hafif olan necasetleri de şöyle izah etmişlerdir. Necaseti, necisliği kat'i olmayan delille sabit olan şeylerdir. Eti yenenin sidiği, at da buna dahildir. Ve yenmeyen kuşun pisliği, deve, koyun, at, katır, eşek ve ineğin tersi ise Ebu Hanife'ye göre galizadır. Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre de hafifedir. Ashar olan da onların görüşüdür. Yani burada Muhammed ve Ebu Yusuf'un görüşü, yani ashar olan görüştür demişlerdir. Elbise ise elbisenin tamamının dörtte biri, kol ve ayak gibi bedenin bir organı ise bulaştığı organın dörtte biridir. Yani necaseti hafifenin namazda bağışlanan miktarı böyledir. Bulaştığı yer elbise ise elbisenin tamamının dörtte biri. Eğer vücut ise bulaştığı yer, kol ve ayak gibi bedenin bir organı ise bulaştığı organın dörtte biridir. Daha biraz önce de bu konuda az da olsa açıklama yapmıştık. Necasetin katı ve sıvı olması. Kıymetliler, yine Hanefi alimlerine göre necasetin görünen ve de görünmeyen olması,
Şimdi katı necasetler var. Bir de sıvı necasetler var. Katı necasetler de belli ve sıvılar da bilinmektedir ki daha önce de izahları geçti. Bir de necasetin görünen ve görünmeyen durumları bulunmaktadır. Görünen aynı necaset, dışkı ve kan gibi olanlar, tabii bunlar görünenlerdir. Bu giderilmesi mutlaka temizlenmesiyle necaset ortadan kaldırılır. Görünmeyen, mesela silik, kuruyunca görünmez ve derhal 3 kere orası yıkanmalıdır. Ve zannı galibe göre de hareket edilmelidir. Zahirül rivayede her defasında 3 defa yıkamalı ama her defasında sıkmak gerekir. Necaseti çıkaracak olan sıkmadır. Yani yıkamayı da bilmelidir. Yoksa üzerinden su akıtıp da sıkmadan yıkadım zannetmeyeceksin, içinde kir kalabilir. Kıymetli efendiler, tabii necasetten bağışlananlar konusunda da az çok bilgi vermeye çalıştık. Yine biraz daha açıklayalım. Katın necaseti galizade az, mesela azın miktarı nedir? Dirhemden, yani 2.17 gramdan az olan miktardır. 2 gram ortalama, bunun bir de 2 gramdan 17 azıcık bir şeyi vardır, santigramı vardır ki bu ortalama hesap edersek 2 gramdan az olanlar veya 2 gram olanlar az kabul edilmiştir necaseti galizada. Sıvı necaset olanlarda ise bunun az olan miktarı avuç içinden daha az olanlarıdır. Şimdi necasetin katı kısmında 2 gramı aşmamalı. Sıvı olanda da avuç içinden daha az olmalıdır. Şimdi buradan baktığımız zaman hafif necasetin azı elbisenin 1/4'ünden az olandır. Bedende de necasetin bulaştığı kol ve ayak gibi organın 1/4'ünden az olanıdır. İşte bağışlanan, insanların fark edemediği, edemeyeceği en az miktarları kıymetli alimlerimiz, Hanefi alimleri böyle açıklamışlardır. Netice olarak bağışlamanın sebebi ya zaruret ya da genel meşakkat veya necisten sakınmanın zorluğudur. Şimdi öyle anlar olur ki bunlar fark edilmeyebilir. Bu kadarları affa tabi tutulmuş, bunların affedileceği, bağışlanacağına efendim dair deliller incelenmiştir. Fakat esas olan zerre miktarı necaset de olsa yıkanmalı, temizlenmelidir. Bunlar hayatın zaruretleri, meşakkatleri, efendim bir de sakınmanın güçlüğü açısından
Yüce İslam hayatı kolaylaştırmak, insanın işini kolaylaştırmak için her kolaylığı getirmiştir. Bunlar da en asgari olan bağışlama miktarlarıdır. Bu miktarların bağışlanacağını söylenmişlerdir Hanefi alimleri. Bu oranları aşmamalıdır. Fakat mümkün ortamlarda ise azı da çoğu da derhal tertemiz yıkanmalıdır. Sakınılması zor olan necasetler, namaz ve mescide girmek için bağışlanır. Sakınılması zor olanlar, zor olan necasetler, namaz ve mescide girmek için bağışlanır. Yemek ve içecekte ise böyle değildir. Yenen, içilenler de buna bağışlanmaz. Hiçbir konuda yenecek, içilecek şeylere bunların zerresi bile karışmamalıdır ve bağışlanmaz ve yenmesi, içilmesi katiyen caiz olmaz. Olayı doğru anlayalım. Bunlar ibadetler konusundaki bağışlanmalardır. Yoksa yeme içmedeki bağışlanma diye bir şey yok. Çünkü zerresi bile yenilen içilenlere karışırsa bu necis olanlar katiyen yenmez ve içilmez. Caiz de değil. Yüce İslam bakın insanın dışını ayrı koruyor, içini ayrı koruyor. Yenilen içilen insanın iç dünyasıyla ilgili. Ama insanların dışında bakın belirli miktarlara af getirmiş. Ruhsat vermiş, zaruretler, meşakkatler, efendim ve sakınmaların zorluğu, hayatın kolaylaşmasına çalışılmış ve o kolaylıklar getirilmiş. Ama yeme içme böyle değil ey Müslüman. 14 asır öncesinden bugüne kadar mikropların her türlüsünden korunma, koruyucu hekimlik, tabiat üstü, ilimler üstü, yüce değerler İslam'dadır. Aklını başına al, yüce İslam'ı çok iyi anla. Anladığın zaman iki cihanda sadece mutlu olursun. Anlamadığın müddetçe kendine yazık edersin. Şunun bunun tesir altında kalırsın. Şu şöyle diyor, bu böyle diyor dersin. Gerçek alimlerimizle ilmi hareketin içinde bulun. Bu ekolde beraber okuyalım mezara kadar. Okutalım, okuyalım. Konuları güzel anlayalım. Şimdi kadınlarımız konusunda da istinca konusunda açıklanacağı üzere idrar çıkarıldıktan sonra istinca için su kullanmaları gerekir kadınlar için. Tabii erkekler için de temizlik suyla yapılır ama kadınlara burada özel bir hatırlatma yapılmıştır. Şafilere göre, şun bakın aşağıdakiler hariç, necasetlerden hiçbiri bağışlanmaz. Mutedil bir gözün görmediği az kan ve sıçrayan silik. Bakın, bunun dışında hiçbiri bağışlanmaz demişlerdir şafiler. Biz bunlara da çok müteşekkiriz, hepsine de. Öbürleri hayatın zaruretlerini, meşakkatlerini içeren, bakın incelemeler yapılmış. Burada da Şafiler'de ne diyor? Titiz davranılmasını,
öngörmüşler. Mutedil bir gözün görmediği diyor bakın, necis sayılan sıvılardan ancak diyor bunlar bağışlanır, yoksa öbürleri bağışlanmaz demişlerdir. Kıymetli ve muhterem efendiler, bakın bir hadisi şerifte ki, Buhari ve Müslim'de bir hadistir. Yüce Allah peruk gibi iğreti saç takan ve taktıran, ciltlerini iğne ile dövdürüp mavi renkle boyayan ve bu dövmeyi yaptıran, sıhhi zaruret olmaksızın, yani bir doktor tavsiyesi olmadan, sırf güzel olsun diye dişlerini incelten ve inceltilmesini isteyen, kadınların yüz ve alınlarındaki tüyleri alarak onları güzelleştirmeye çalışan ve bunu yaptıran bütün kadınlara lanet etsin diye korkunç bir haber vardır. Şimdi bunun anlamı şudur. Kadın kendi fıtratını bozacak hallerde bulunamaz. Erkek de böyledir. Yaratılış fıtratını koruyacaksın, bozmayacaksın. Buradaki işaret edilenler kadına uyarıdır ve hem de korkunç bir uyarıdır. Fıtratını koru, bir de güzelliğini yabancılara değil, kendi efendine, kocana güzelliğini sergile. İşte mutlu yuva, mutlu aile böyle olur. Kocasını ihmal eden, karısını ihmal edip de yabancı erkeklere güzel görünmeye çalışanlar, Allah için Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler ve fıtratını bozanlar, ne yaptığını bilmeyen ve güzelleşiyorum zannedenler ve birçok yanlış efendim giyim ve kuşamda, cilada ve süste bulunanlar, sağlığını bozanlar, seni sen yaratmadın ki, seni yaratan sana kanun kural koymuş. Bunları hep beraber iyi anlayalım, iyi okuyalım, mutlu olalım. Yanlış yapmayalım, Allah'a asi olmayalım. Kadın ve erkek kim olursak olalım. Kıymetli efendiler, Hanbelilere göre sineğin ayaklarına bulaşan miktar gibi gözün göremeyeceği kadar da olsa elbiseni temiz tut. Ayetinin umumi ifadesine binaen necasetin azı bağışlanmaz. Bakın Hanbeliler daha da titiz davrandılar. Bu hususta İbni Ömer'in pislikleri 7 defa yıkamamız emredildi sözü ve diğer bir takım deliller de mevcuttur. Bu konularda daha önce de Hanefilerin görüşünü söylemiştik. Kıymetli ve çok muhterem efendiler, hakiki necasetin su ile temizlenme şekli. Şimdi bir İslam, her konuda hayatı yaratan Allah, insanı yaratan Allah, hayata kendi kanunlarını da koymuştur. Allah'ı ve kanunlarını tanımayanlar, Azrail aleyhisselam kırtlağına basıp canını alırken anlarlar, iş işten geçer. Ey kardeşim, bu hayatı yaratan Allah, hayat kanunları olarak Yüce İslam'ı gönderdi. Yüce İslam'ın bu fıkhı, amelde, itikattaki fıkhı, bunlar İslam'ın hayat dersleridir. Yaşam için ne gerekiyorsa, bu kanun ve kuralları
Allah'tan gelen İslam'ın delillerine göre incelenmiştir. Bizim yüksek alimlerimiz, hukukçularımız bunu ile incelemişler. Dünyanın en büyük sosyologları İslam alimleridir. Hukukçuları İslam alimleridir. Çünkü Allah'tan gelen ilimleri incelemişlerdir. Bir defa Allah'ın ortaya koyduğu tabiat üstü, ilimler üstü, yüce ilimler, İslam'ın ortaya koyduğu ilimlerdir. Bizim müçtehitlerimiz, başta dört mezhebin müçtehitleri, o ekolün alimleri, bakın ne kadar güzel çalışmışlar. Hakiki necasetin su ile temizlenme şekli. Necaseti hakikiyenin giderilmesi üç yer vardır. Giderileceği üç yer vardır. Birinciye beden, elbise ve namaz kılınan yer. Evet, kıymetliler, burada temizleyen sudur, tahur olan sudur. Efendim, onun için temizlikler su ile yapılmaktadır. Şimdi bakalım. Hanefilere göre kaç defa yıkanacağı bir necis olan bir yerin Hanefi'yle görünmeyen necasetlerde üç sayısını şart koştular. Hanefilerde yedi şartı yoktur. Üç defa yıkamak yeterlidir. Yerli yerince sıkarak yıkayacaksın. Şimdi köpeğin ağzını sokmasından dolayı kap üç defa yıkanır. Bakın, bu da Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Ve Hanefilerin ortaya koyduğu delillerden biridir. Efendim, yine bu hadisin hakkında bazı konuşanlar olmuştur. Yine görünen bir şey olmadığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa yıkamayı emretmiştir. Sizden biriniz uykusundan uyandığında kaba sokmadan önce elini üç defa yıkasın. Bu da başka bir hadis-i şerif ki Malik Şafi Ahmet Efendim Müsned'inde Kütüb-ü Sitte sahipleri Ebu Hureyre'den rivayet etmişlerdir. Kıymetli izleyenlerimiz, şöyle bir bakalım. Görünen bir necaset efendim ise temizliği sahip olana göre bir defa da olsa pisliğin kendisinin giderilmesiyle olur. Su saf bir hal alıncaya kadar yıkanır. Yani temizlenme kanaatı uyanır. Su sana yeter. Eseri ise zarar vermez. Bu da kıymetli muhaddislerimizin rivayet ettikleri bir hadisi şeriftir. Yıkama için aslen belli bir sayı şartı yoktur. Burada asli olan yıkanmış olması ve kanaatın uyanmasıdır. Kanaat hasıl olmasıdır. Size bir şey emrettim mi, ondan gücünüzün yettiği kadarını yapınız. Bak, bu da bir hadisi şeriftir. Size serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok sormalarından ve peygamberleriyle ihtilaf etmelerinden dolayı helak oldular diyor.
size bir şey emrettim mi, ondan gücünüz yettiğini yapın. Size bir şeyi de yasakladım mı, onu terk edin. Bu hadisi şerif sahihtir, dediler. Evet kıymetliler, Yüce İslam'ın işte bakın, bunca kıymetli delilleri incelendikten sonra görüyorsunuz ki hayat din olduğu, akıl mantık din olduğu, insanların gücüne göre tekliflerin yapıldığını görmekteyiz. Hüküm nassın mevridi ile hususileşmez. Hüküm nassın mevridi ile hususileşmez. Kendisi hakkında nas olan şeye mahsus değildir. Dikkat et buraya. Kendisi hakkında nas olan şeye mahsus değildir. Yani onu sadece bir şeye tahsis edemezsin. Havle binti Yesar'ın yukarıda geçen su sana yeter, kanın eser ise zarar vermez. Yani bu görünmeyen miktar veyahut da güzel yıkanmış ama çıkmıyor. Mesela çıkmayan bir durum. Bunlar zarar vermez. Tat, renk ve kokusunun giderilmesi vaciptir. Yıkama için belli bir sayı şartı yoktur. Evet kıymetliler, işte görüyoruz ki yüksek hukukçularımız, yüksek alimlerimiz, fıkıh alimleri, bakın görüyorsunuz ki ne güzel incelemişler bunları. Necasetten çok emen ve sıkılabilenlerin sıkılması. Şimdi öyle eşya vardır ki sıkma şansın yoktur. Sıkma şansın varsa sıkabilirsen sık onları. Bu konuda da yine Hanefiler bakın ne diyorlar. Necaset görünüyorsa kayboluncaya kadar yıkanıp sıkılması ile, görünmüyorsa her defasında sıkılmak üzere 3 defa yıkamak suretiyle olur dediler. Hiç emmeyen, az emenlerden ise efendim temizlenmesi necasetin kendisinin giderilmesiyle olur. Bak burada da akıl, mantık tamamen devrede. Her konuda olduğu gibi. Sıkılamayanlardan olması halinde 3 defa suya batırılır, her defasında da kurutulur. Onun iyice temizlenmiş olduğuna kanaat getirilir. Yerin temizlenmesine gelince üzerine su dökülür ve galip zanna göre de hükmedilir. Eğer sıkmak mümkünse sıkmak sünnettir. Bu tabi hem Hanefilerde hem Hanefilerin dışındakilerde böyledir. Hanefiler de sıkılabilenlerin sıkılması demişlerdir. Yine dökme veya suyun necasetin üzerine akıtılması, efendim kaplarda yıkama. Hanefilere göre yine bu, temizlendiği hakkındaki kanaatın hasıl olmasıdır. Ne kadar güzel. Burada yine sayı da yoktur. Ancak 3 defa yıkamak şarttır. Görüşü vardır ama bu 3 de yine yıkanmış olduğuna kanaat getirmekle ilgilidir. Hanefiler akarsu hükmünde olan, efendim bol suda yıkanması ya da üzerine bol su dökülmesi, üzerinden su akması halinde
temizleneceği noktasında diğerleriyle ittifak etmişlerdir. Akma, tekrar ve sıkma yerindedir. Akma, tekrar ve sıkma yerindedir. Çünkü akıcı bir su içinde yıkandığı zaman necaset zaten götürüyor onu. Akıtıp götürüyor. Yine pis toprağın çok su ile temizlenmesi. Bu yine Hanefilere göre Peygamberimizden şöyle bir haber vardır. Efendim, yerini kazın, sonra da üzerine su dökün. Yine diğer Hanefilerin dışındakilerden Bedevi kalktı ve mescidi kirletti. İnsanlar ona saldırmak için davrandılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, onu bırakın ve sidi üzerine bir kova dolusu su dökün. Sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Cihan Peygamberi Hazreti Muhammed, dünyayı, ruhları, kalpleri eğiten, öğreten, dünyada eşi bulunmayan alimler üstü alim, bütün peygamberlerin imamı, en büyük peygamber, alemlere rahmet peygamberi, işte böyle buyurdular aleyhissalatü vesselam. Kıymetli ve muhterem izleyenler, akarsu ile temizlik. Hanefilere göre akarsuyun, yani cari su, hükmü durandan, yani rakit olandan değişiktir dediler. Bunun hükmü tat, renk veya kokusunda da eseri görülmezse o su temiz ve temizleyicidir dediler. Hanefilerin dışındakilere göre ise bakıyoruz onlar da kıymetli görüşler belirtmişlerdir. Durgun su akarsu gibidir. Ancak tabi burada Malikilere göre çokluğunun sınırı yoktur. Şafii ve Hanbelilere göre çok iki kulle, yaklaşık 500 bağdat rıtılı, yani 204 litre bir su için bunlar, buradan çokluk buradan başlar demişlerdir. Ve durgun su akarsu gibidir. Bu su çok ise vasıflarından birini, yani tat, renk ve koku değiştirmeyen necaset ona zarar vermez. Temizdir demişlerdir. Eğer az ise değme ile tamamı necis olur demişlerdir ki Malikilere göre sınırı yoktur. Ama Şafii ve Hanbelilere göre bunun sınırı, çok suyun sınırı 500 bağdat rıtılı ki, yani 204 litre takriben bir sudur. Bu su çok su hükmünde başlar buradan. Hanbelilere göre cirye, yani akıntı, içinde necaset olan ve onun ön, arka ve nehrin iki yakası yakınında yer alan sudur. Yahut sağ, sol, üst ve alt taraflarından necaseti kuşatacak miktardaki sudur. Bunların tariflerin ikisi de aynı anlama gelmektedir. Gusale'nin hükmü,
Şimdi dersimiz gusale ile devam edecektir. Gusale hades veya habes, hükmü ve hakiki necasetin giderilmesinde kullanılan sudur. Evet kıymetliler, şimdi bu konuda da çok kıymetli, bu da yeteri kadardır. Hanefilere göre bu iki çeşittir. Hakiki necasetin gusalesi ve hükmü necasetin gusalesi olarak açıklamışlardır. Ve diğer kıymetli, burada da tabii yeteri kadar su kullanılması gerekmektedir. Temiz olacak ve necaset giderilecek ve yeteri kadar kullanılacaktır. Ve ortadan bir leke kalmayacak. Su da kendi özellikleri, temiz özelliklerinde bulunacaktır. Cenab-ı Hak içi temiz, dışı temiz, her yönüyle tertemiz kullarından eylesin.